Hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Ben Önder'in annesiyim, Önder Bey'im. Bu işi yapıyor kendisi. Benim dizlerimde rahatsızlığım vardı. Migren var, ben de bir 15 yaşımdan beri hep yaşarım bunu. 3-3,5 gün mutlaka gece gündüz hiç kesintisiz sürer migren. Ağır bir ağrıdır, çekenler bilir. Enseden girer, gözünü böyle oyuncak gibi olur. Ben işte tesadüf, Önder anlatıyordu bana. Dedim, inanmadım önce. Bakayım dedim ya, deneyim. Çünkü rahatsızlandıkça her şeye insan çare arıyor. İnanmasam da bir yutayım dedim. Yuttum. Sonra baktım, birkaç sefer yuttum. Benim migren ağrım 1,5 güne düştü. Gece gündüz 3-3,5 gün süren 1,5 güne düştü. Ondan sonra ben gene acaba mı dedim. Sonra bir daha ağrım tabii arada tutuyor beni. Bir daha ağrı geldi. Tekrar yine aynı şey. Sonra bir daha yuttum. Sürekli yutsam belki daha iyi netice alacaktım ama tam inanmadığım için. Sonra bir daha yuttum. Yine aynı şeyi gördüm. 1,5 güne düştü. Ve 1-2 saat sonra hapsız, yani başka hap kullanmadan beynimin rahatladığını hissettim. Bunu Önder'e söyledim, Önder dedim böyle böyle bir şey oldu. Galiba dedim, o kapsülden, rejim antlarından dedim, ben fayda gördüm dedim. Ve sürekli şimdi migren geleceği zaman, hissettiğim zaman onu kullanıyorum ya da sürekli kullanmaya da çalışıyorum. Unuttuğum zaman baktım geldi, hemen kullanıyorum, fayda görüyorum onda. Sonra dizlerimde problem vardı benim. Sıvı eksilmesi var. Ondan sonra kireçlenme var. Doktora gittim. Doktor dedi, dizler birbirine aşınmış, yiyor dedi. Ne yapmam lazım doktor bey dedim. Birkaç doktor geldim tabii ki. En sonunda dedim, ne yapmam lazım? Doktor dedi, vallahi yapacak bir şey yok. Bunu dedi, sen dedi, tam dedi, canına tak edesiye kadar çekeceksin. Başka çare yok buna dedi. Ondan sonra platin falan takılır, ameliyat yapılır dedi. Ben de o zaman bekliyorum artık. O zamanı bekliyordum. Sonra Önder gene önerdi, anne şu kahveden bir iç, şu kahveden bir iç. Ya oğlum boş ver ya falan, doktorlar çare bulamıyor dedim ben. Ya sen iç bir, iç bir. Onun dükkanında dururken zaten beraber çalışıyoruz. Orada ben gün boyunca 2-3 içtim o kahveden. 15 gün kadar geçti. Merdivenler var yüksek bizim. Merdivenleri çıkarken rahat ayaklarım esnemeye başladı. Çünkü doktor dedi bana merdiven çıkma, yokuş çıkma. İniş inme, düz yürüyebileceğim ancak. Ondan sonra namaz kılıyordum. Namazımı sandalyede kılıyordum. Sonra dedim deneyeyim. Çünkü rahatladığımı hissettikçe deneyeyim dedim. Böyle dizlerimi bükerek, bayanlar yana oturarak namazını kılıyor biliyorsunuz. Ama ben özellikle böyle dizüstü çöküyorum. Ağırlığımı dizlerime veriyorum. Acaba mı? Faydası var mı? Diye onu kontrol ediyorum. Sonra onun faydasının olduğunu hissettim. Dizlerim gayet rahatladı. Namazımı da rahat kılıyorum. Merdiven çıkıyorum. Evimden çıkıyorum. Bizim dükkanımızın arası 3,5-4 kilometre yer. Ben orayı çok rahatlıkla yürüyorum dükkana kadar. Ben Önder'e, Gano Excel'e teşekkür ediyorum. Evet.